beIN Sports ekranlarında çok özel bir konuğumuz var. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay çok özel bir röportajda konuğumuz. Biz aslında hocanın konuğuyuz kendi evinde. Hoca da beIN Sports ekranlarında bizim konuğumuz olacak. Hocam çok teşekkür ediyorum öncelikle röportaj fırsatı için. Rica Hoş ederim. geldiniz. Siz hoş Çok geldiniz. teşekkür ediyorum. Dilerseniz hocam hiç beklemeden başlayalım. Tabii, Öncelikle olur. bulunduğumuz sezondan başlayalım. Sivasspor yoluna tabii devam ediyor. Sezon belki çok istediğiniz gibi başlamamış olsa bile genel bir sezonun şimdiye kadarki 12 haftalık kısmı ile ilgili kısa bir değerlendirme rica edeyim hocam Dediğiniz sizden. gibi kısa yapalım. Yani çok uzun o. Bir kere şunu söyleyeyim. Geçen sezon ki aynı durumdayız. Yani puan olarak da her şey olarak da aynı durumdayız. Yani geçen sezon bu dönemlerde aynıydık biz. Yani şimdi tabii ki sezona biz herkesten daha önce başladık. Yani bu tabii ki dezavantaj oluyor. Çünkü hem oyuncu arkadaşlarınızı tam dinlenmeden çağırıyorsunuz. Çalışmalarınızı bir an önce yapıyorsunuz. Biz mesela ilk çalışmalarımızı Bolu'da yapardık, Gerede'de ve ondan sonra da yurt dışına giden hazırlık maçı oynardık. Bu sefer biz yurt dışına Avrupa Kupa maçları oynamaya gittik. Puan maçları ve Türkiye'nin de buna çok ihtiyacı vardı. Bayağı da iyi puanlar da kazandırdık. Ama tabii ki o ara lig başladı sonra. Lig başlayınca hem Avrupa hem lig de bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Yani o zaman istediğimiz gibi bir şey olmadı. Biraz önce söylediğim gibi aynı şekilde gidiyor. Yani sonra biz geçen sezon çok iyi bir çıkış yaptık ikinci yarı ve ligi de çok iyi bir yerde bitirdik yani. Yine de aynısını yapacağız bu sene. Ben takıma yürekte inanıyorum, güveniyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir tek biz etkilenmiyoruz bundan. Şimdi mesela diğer takımlarımız var. Avrupa kupalarına giden takımlarımız var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Hakikaten sıkıntı yaşanıyor. Yani gece belki bir de maç bitiyor. Orada maç bitiyor. Uçağa biniyorsun, geliyorsun. 2 gün sonra veya 3 gün sonra lig maçı oynuyorsun. Bütün takımın sakatlık oluyor, yorgunluk oluyor, her şey olabiliyor. Onun için böyle sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi o sıkıntıları tabii ki keşke öyle olsaydı, biz de elenmeseydik, Trabzon da elenmeseydi. Belki devam edecekti. Ama Trabzon için bana göre o bir şans oldu. Çünkü bir şey Avrupa yok ama hedeflerinde şimdi lig var. Yani o yüzden de onlar için avantaj oldu ama bu yaşadıklarımız, bizim yaşadıklarımızın hepsini diğer takımlar da yaşıyorlar yani. Onlar biraz daha bizden kadro olarak hem geniş kadro hem iyi kadroları olduğu için biraz daha tolere edebiliyorlar ama bizde zaman zaman sakatlık olduğu zaman bazen hakikaten özellikle biz Kopenhag maçına gittiğimizde 4 tane stoperimiz vardı, 4'ü de sakat. Ki lige de öyle başladınız Evet hocam yani hatırlıyorum. öyle başladık, mecburen öyle başladık. Onun için de istediğiniz böyle tempoyu yakalayamıyorsunuz yani o zaman ligde. Gelen rakip zaten ligde senin gelen özellikle bizim sahamızda kapanıyor. İyice kapanıyor. Onu açmak için çok uğraşıyorsun. Yorgunluğun oluyor. Bir sürü şeylerin oluyor. Öyle bir dezavantaj yaşanıyor. Ama o, tabii ki biz onu geçen sezon şeyi de atlattık. Yani ikinci yarıya doğru atlattık onu biz. Ondan sonra zaten tek maçlara başlayınca rahatladık ve daha iyi şekilde geldik. İyi bir şekilde geçen sezon ligi bitirdik. Ondan önceki sezon da öyle. Ve bizim şu anda bana göre, tahminime göre 10 yıldan beri, belki de 15 yıldır Türkiye'de 2 defa üst üste Avrupa kupalarına giden Anadolu takımı yok zannediyorum ben. Trabzon farklı bir yer. Orası farklı tabii ki. Ama yok zannediyorum. Ama biz bu başarıyı yaptık. Yani 2 yıldır Avrupa kupalarına gidiyoruz. İstediğimiz yerde de ligi bitiriyoruz. Tabii ki bütçe olarak diğer takımlar gibi büyük bir bütçeye sahip değiliz. Elimizdeki en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğini. Ve onlarla da iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar da gayet iyi gitti. Sadece bu sezon tabii ki geçen sezon da aynı. Ligin en çok berabere kalan takımıydık. Şimdi de yine aynı. Yani öyle gidiyor ama bunu tabii bir yerden dönecek bu. Mutlaka dönecek. Bizim sadece bir galibiyete bakıyor. Bir galip aldık mı biz onun sonunu getiririz yani. Hocam aslında benim de hep kafamdaki hazırlanırken röportaja kafamdaki aslında buydu. Sivasspor hep sezona belki dediğiniz gibi istediği gibi başlayamıyor ama ondan sonra mesela geçen sezonu hatırlıyorum. Haftalarca kaybetmeyen bir Sivasspor vardı. Evet. Galibiyet serileri belki yani hiç kaybetmiyordunuz. Çok önemli bir seriydi bu. Bunun sebebini sezondaki o sezon başındaki o yoğunluğa bağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir de bir yandan da tabii geçtiğimiz sezon pandemiden hemen sonraki sezondu. Ve geçen sezon ondan da aslında çok çekmiştiniz maalesef. Evet. Bunun sebeplerinden birisi herhalde sakatlıklar ve yoğun maç programı mı oluyor?
Ya onlar oluyor. Genelde onlar oluyor ve hatta geçen sezon bize bir sıkıntı daha yaşandı. Yaşattılar. Türkiye Kupası. Ya biz diyoruz ki Türkiye Kupası'nı, yani bizim maçımızı kışın 8'de Sivas'ta maç oynatılmaz ki, 20'de. Yani bu sıkıntı, yani bu sıkılıyor, olmuyor yani. Bir de maçlar biliyorsunuz 2-3 günde bir maç oynuyorsun, 3 günde bir maç oynuyorsun. O da ayrı bir dertti, ayrı bir sıkıntıydı. Yani oradan da şimdi kupadan olmadığın zaman, tek maça döndüğün zaman bir sıkıntı olmuyor. Eğer 3 maç, 2 maç birden oynadığın zaman mutlaka bir sıkıntı oluyor yani. Evet. Bizim şeyimiz bu. Bir de yani şöyle gerçeği görmek lazım. Anadolu takımısın, belli bir bütçem var, belli bir lobim var, belli bir başka şeyin var, alamıyorsun yani. Biz mesela istediğimiz oyuncuyu alamayız. Biz paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Yani oyuncu alma, oyuncu çok. Takım kurabiliriz. Ama biz istediğimiz oyuncuyu almamız çok zor. Yani o dengeyi bozamayız kulüpte. Ancak tabii ki zaman zaman istediğin şeyler olmayabilir. Yani illa takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Bu sene tabii ki yine bütün her şeyimiz bu. Bazen her şey istediğin gibi düz gitmeyebiliyor. Bazen engeller çıkıyor yani. O engelleri de soğukkanlılıkla aşacaksınız. Burada herkes bir kere soğukkanlı olacak. Herkesin bir kere Sivas Spor'a ve Sivas'ın oyunculara saygı duymaları gerekiyor. Yani çünkü 2 sezondan beri çok güzel şeyler yaşattı Sivas'a, Sivas taraftarına, yönetimine, herkese. Onun için yani saygı duymaları gerekiyor. Kötü zaman olacak tabii, hep iyi gitmeyecek yani bu işler. Ama o kötü zamanı da eğer aşmak istiyorsak bu hep beraber olacak yani. Olabilir, her maç yani yenemeyebilirsin, başka şey olabilir. Şimdi biz mesela 7 maçlık bir beraberliğimiz var. Herkes hep berabere kalıyor ama yenilmiyorsun. Ama evet, tabii ki kendi sahandaki maçları kazanman gerekiyor. Ama bizim ilk sene, benim geldiğim ilk seneden sonra bizim maçlarımızın zorluğu şeydi, kendi sahamızdaydı. Özellikle pandeminin ikinci senesi, geçen sezon. Neden? Çünkü biz yeniyorduk, çok iyi gidiyorduk. Ve kendi sahamızda mağlubiyetimiz dahi yoktu. Ne zaman pandemi başladı, seyirci olmadı, taraftar gelmediği zaman, o zaman biz yenilgiyi de aldık. Eğer taraftarımızla devam etseydik biz yenilgiyi de almazdık yani o zaman. Geçen sezon 25 maç yenilmedik. Bunların 19 tanesi lig maçı, öbürleri Avrupa maçları, yenilmeden götürdük yani. Tabii ki çok çok güzel şeyler yaptık. Bu sezonda böyle oldu ama geçen sezonun aynısı şu anda. Değişen bir şey yok. Şimdi önemli olan, şimdi bizim oynayacağımız maçları, kalan maçlarımızı çok iyi bir şekilde bitirmek. Yani bütün düşüncemiz bu. Bunu da yapacak güçlü bir takımız. Yeter ki biraz önce söylediğim gibi, yani bunda taraftar, yönetim, futbolcular böyle bütünleşerek bu işi iyi bir şekilde bitireceğiz yani. Hocam az önce aslında önemli bir şey söylediniz. Sivas'ta düşük bütçelerle çalışıyoruz. Çok önemli eliyoruz oyuncuları aslında. Bu minvalde bir cümleniz oldu. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da ben bardağın dolu tarafından aslında yaklaşmak istiyorum bu tarafa. Hep yaptığınız transferlerde aslında çok ciddi bir istikrar olduğunu görüyoruz. Belki oyuncu grubu transfer sezonlarında değişiyor. Fakat aldığınız oyuncular takıma aslında çok kolay uyum sağlayan oyuncular olabiliyor. Örneğin bu sezon gelen Gutas. Golcü özelliğiyle mesela ön plana çıktı. Evet. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da oynayan Pedro Henrique, geçen sezon katılan Gradel zaten tecrübeli bir oyuncuydu. Hem transfer anlamında hem de sezon içerisinde, örneğin yıllardır da Sivasspor'un başındasınız, hep bir istikrar ve önemli bir nasıl söylenir? Önemli bir duruşunuz var aslında kulüpte. Şimdi, ve Sivasspor kulüp kültüründe de zannediyorum bu var. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi öncelikle kulübü söyleyeyim ben. Bizim kulüp bir kere Avrupa'da da artık adını duyurmaya başladı. Yani futbolu ayrı, başka şeyden de. Yani Sivasspor kulübünde hiçbir oyuncu parasını hiçbir zaman geç almaz. Hiçbir oyuncu parasını almadan gitmez, verirler yani. Ve hiçbir zaman da hiç gecikmez. Ödemeleri, her şeyleri çok iyidir. Zaten yabancı arkadaşlarımızın beklediği de bu. Huzur dersen zaten var. Yani hiç kimse karışmaz, işine şey yapmazlar. Ve ben 10 sene önce de Sivas'a gittim, hatta daha önce de. Aynı yönetim vardı. Yine geldim, aynı yönetim var. Yani değişen bir şey yok. Hepsini çok iyi tanıyorum ben yani. Ben de kendim de oralıyım. Onun için sizin dediğiniz gibi bir istikrar zaten oluyor. Artı benim kendi yapım. Yani oyuncuyu biz hadi bu oyuncuyu alalım demiyoruz. Oyuncuyu iyice araştırıyoruz. Özür diliyorum, araya gireceğim. Ne arıyorsunuz hocam mesela? Bir transfer yaparken Rıza Çalınbay ilk önce neye dikkat eder? Ya biz tabii ki öncelikle yani bütçemize dikkat ediyoruz. Yani kulübün verdiği belli bir bütçe var. Onun üstünü aşamayız yani. Ha, oyuncu bulmak dersen buluruz. Oyuncu dolu. Yani alırsın, getirirsin. Yani işte Adana Demirspor ne yaptı? Balotelli'yi buldu, getirdi. Mesela örneğin öyle.
Yani ama bizim öyle yani arada birileriyle arasında uçurum olursa olmaz. Orada denge olmaz. O yüzden biz demin de söyledim. Bizim yeteceği kadar kulübün verebileceği bir bütçe var. Ona göre oyuncumuzu arıyoruz. Ona göre buluyoruz. İyi oyuncular da bulduğumuza inanıyorum ben. Pedro da bana göre çok iyi bir oyuncu. Çok güzel şeyler yapacak. Max Gradel olsun, Faysal olsun. Yani şu anda Dimitri olsun. Dimitri'yi kimse bilmiyor ki. Aldığı para inanılmaz yani. Türkiye'de o kadar az para alanını bilmiyorum ben. Ama gerçekten dört dörtlük bir profesyonel. Biz son anda aldık onu. Çünkü Aaron sakatlandı bize zaten. Hafif sakatlığı vardı onun. Daha önceden de sakatla. Tekrar sakatlanınca bulmamız gerekiyordu. Hemen Yunanistan'da bulduk onu. Gerçekten de çok iyi bir profesyonel. Yani onun için yani Sivas'ta diyorum ya bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazen ters şeyler olabilir. Eğer burada panik yaparsanız, yok yenemiyoruz, yok şu olmuyor, bu olmuyor, böyle olur mu, şöyle olur mu derseniz daha da zararınız olur. O kulübe o baskıyı koyarsanız o kulübe zararınız daha çok olur. Ha, bu takım böyleydi, bu takım tekrar istikrarlı takım, her an her şeyi yakalar derseniz o zaman bu iş gider. Ha, şu anda benim gördüğüm destek öyle. Hem yönetimimiz olsun, hem başkanımız olsun yani sürekli konuşuyoruz. Hiç ben de söylüyorum, merak etmeyin diyorum. Biz tekrar çok iyi bir durum olacak zaten. Kötü bir durum da yok. Yani onun lig bir de çok uzun ve bu sene kimi kimin yeneceği belli değil. Çünkü herkesin taraftarı geliyor. Bundan sonra tam statlarda oluyor. O zaman taraftarı da kazanabilirsek o zaman hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yani. Sezon olarak hedefiniz nedir hocam? Çıtayı nereye koydunuz? Yani sezon olarak zaten geçen sezondan beri yaptığımız gibi her zaman. Nasıl bir geç ondan önceki sene 4. şimdi 5. olduk. Aynı hedefimiz aynı. Ben zaten buraya gelirken yönetimle konuşurken eğer dedim ilk 5'i oynamazsanız ben gelmem dedim yani. Gerçekten yani ben Sivaslıyım. Orada para pul zaten şey yapmıyoruz. Eninde sonunda anlaşıyorsun. Bir şey olmuyor. Ama şey çok önemli. Ben şeyi biliyorum zaten oyuncuların orada hiçbir parasının kalmayacağını veya gününde her şeyin ödeneceğini. Öyle bir yönetim var çünkü. Ama hedef de olması lazımdı. Benim de hedefim Avrupa kupalarıydı. İkisinde de götürdüm ilk 2 sene zaten. Hedef oydu benim. Yine aynı şekilde gitmek istiyoruz. Yani bu şey değil. Yalnız bulunduğumuz yer tabii ki insanları biraz şey yapıyor, düşündürüyor ama 2 tane 3 tane galibiyet aldım. Hangi takım alırsa alsın bir anda yukarıya çıkabiliyor yani. Evet. Önümüzdeki sezonla itibaren de bir yandan da hocam tabii Avrupa kupalarına katılım Türkiye'de maalesef değişecek biliyorsunuz. Evet. Onunla yani, ilgili bir evet. Yorumunuz olur mu? Yani şöyle tabii ki bana göre yine de belli değil. Bir sürü maçlar var. Kazanabilir kulüplerimiz. Ya biz elimizden geleni yaptık. Yani bayağı bir puan aldık. Türkiye'mize biraz büyük bir katkımız olsun diye. Yani inşallah diğer takımlarımız elenmezler kısa sürede. Yollarına devam ederler yani. Hocam biliyorsunuz milli aradayız şimdi tabii. Ki sık sık da sadece bu sene değil bundan önceki sezonlarda da milli görev için ne zaman çağrılırsa gelirim şeklinde demeçleriniz her zaman olmuştu. Hem bununla ilgili tabii yani bundan bir ay önce Stefan Kuntz'la anlaşıldı. Hem de oyunculuk döneminden de bir tanışıklığınız var kendisiyle. Evet. Belki biraz kendisini anlatmak istersiniz. Milli takımdaki gidişatı, beklentileri, nasıl bir başarı getireceğini, nasıl bir iş yapacağını belki kendisini tanıyan birisi olarak söylemek istersiniz. Şimdi şöyle başlayayım. Ben milli takımın genç milli, amatör milli, ümit milli, A milli hepsinde oynadım. A milli takımla uzun süre kaptanlık yaptım. Yani her şeyi tattım. Milli dava bambaşka bir şeydir. Yani o formayı giydiğin zaman bambaşka olursun. Ben Beşiktaş'ta oynarken gazeteler gece çıkıyordu bazen. Milli takım kadrosu da açıklanıyor ama öbür gün şey oluyordu. Ben gece giderdim, gazete alırdım milli takımda var mıyım yok muyum diye oynadığın zaman. Yani o kadar heyecan duyuyordum yani. Milli takım benim için ayrı bir şey yani. Ha, bize tabii ki görev böyle teklif edildiğinde tabii ki seve seve gidersin. Bu yok ben milli takıma gitmem diye bir şey olur mu? Orada parayı bile konuşmazsın gidersin. İşini yaparsın. Bir vazife gibidir o. Yaparsın yani. O milli takım apayrı bir şey yani. Şimdi Stefan Kuntz'a gelince benim çok sevdiğim birisidir. Yani gerçekten çok sevdiğim birisidir. Yani bizle beraber oynadık. Bir kere çok iyi bir profesyonel bir oyuncuydu. Oyunculuğu da çok çok iyiydi yani. İyi futbolcuydu. Tabii ki onun gelince tabii geldiği zaman sevindim. Yani bir tanıdığımız. Hemen aradım zaten geldiği zaman. Buraya geldiği zaman aradık. Başarılar diledik. O da çok sevindi. Tabii ki milli takımımızın şu anda teknik direktörü sonuna kadar yanındayız. Bizden ne istiyorsa, ne beklentisi varsa hepsini
seve seve yaparız. Kendisine de söyledim, Hamit'e de söyledim, Altın Top'a da söyledim. Ne istiyorsanız dedim. Her türlü yanınızdaydık. İnşallah çok başarılı oldular. Şimdi oynayacakları maçlar zaten bana göre bizim seviyemizde takımlar değiller. Ama işi de ciddiye almak gerekiyor. Yeneceklerine inanıyorum. Yani çok iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Hocam tabii futbolculuk hayatınızda çok şey başardınız. Teknik adamlık kariyerinizde de keza öyle. Bir hayaliniz var mı? Milli takım çalıştırmak olabilir ya da bilmiyorum Sivas Spor'la şu kupayı kazanmak olabilir. Var mı teknik adamlık olarak hayaliniz? Şimdi benim şöyle hayallerim vardı. Ben Allah'a şükür yani ne hayal ettiysem gerçekleştirdim. Çok kısacık gideyim. Ben bir kere Beşiktaş'a girmek istiyordum genç takımı. Oradan A takımı, A takımda oynamayı, oradan şampiyon olmayı ve ondan sonra Beşiktaş formasını çok giymeyi. Allah nasip etti. Ben şu anda Beşiktaş'ın herhalde tarihinden çok formayı giyen benim. En çok şampiyonluk yaşayan benim. 6 şampiyonluk yaşadım bir sürü onun dışında. Milli takıma gittim, milli takımda oynadım. Ve orada kaptanlık yaptım, bir sürü başarılar yakaladık. Ve benim en çok hayalim, hepsini yaptıktan sonraki en büyük hayalim dünya karmasıydı. Onu çok istiyordum. Gerçekten de bir dünya karmasına gittim ben. O da 15 yılda bir olan bir dünya karması herhalde, uzun bir süre olmayan UNICEF'in yaptığı. Ve ben evimde oturuyordum, antrenmana gidecektim, beni Ali Şen aradı. Fenerbahçe'nin başkanı aradı. Ve bana dedi ki, Rıza dedi, seni dedi milli takıma götürüyorum dedi. Pardon, şeye götürüyorum dedi, dünya karmasına. Başkanım ne zaman dedim, ondan önce de bir gazeteci arkadaş da aramıştı. Başkanım ne zaman dedim, bugün dedi, hemen. Ya ben hemen Gordon Milli aradım dedim, böyle böyle. Sen bilirsin dedi bana, gitmek istersen git. Tabii ki giderim dedim. Ve beni aldı kendi özel uçağıyla ve basın vardı işte, yöneticiler vardı. Onunla beni Münih'e gittim ben o gün, 100 bin kişilik bir statta. Alman milli takımına karşı dünya karmasında oynadım. Benim en büyük istediğim şeylerden bir tanesiydi, en büyük hayallerimden bir tanesiydi ve ona da kavuştum. Şimdi öbür tarafa geldik, hemen tabii ki futbolu bırakınca. Sağ olsun Mustafa Denizli hocam benim. Beni çok iyi tanıyor. Hemen beni kadrosuna aldı. Yeni milli takıma geliyordu. Ben, Cüneyt Tanman, Mustafa hocamız, işte Nurettin hoca, Cem hoca falan hepimiz. Erdal Keser, o da Sivaslıdır. Hepimiz milli takımdaydık. Cem hoca ile ben ikimiz Ümit milli takımı çalıştırıyorduk. Ama A takım beraberdik. Sonra 2 sene Ümit milliyi çalıştırdıktan sonra 2 sene sonra Mustafa hoca beni yanına aldı. Mustafa Hoca'nın yanına geçtim ben ve Avrupa Şampiyonası'na gittik. Belçika, Hollanda'da yapılan ve ilk 8'e kaldık Mustafa Hocam'la beraber. Yani milli takım antrenörlüğünü tattım ben. Hem Ümit Milli hem A Milli gerçekten. Her türlü tecrübeyi de kazandım ben şu anda. Ve onun için yani başta Mustafa Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Yani o bana güvenip o görevi verdiği için de. Onun için biraz önce söylediğim gibi her türlü her şeyi hayalim neyse gerçekleştirdim ama benim en çok istediğim Anadolu'dan bir kulübü Avrupa kupalarına gitmeyi veyahut da çok üste götürmeyi çok istiyordum ben. İlk Denizli ile yaptım ben. Çok güzel şeyler yaptık Denizli'de. İşte Çeklerin şampiyonu Sparta Praha eledik. Fransızların kupa şampiyonu Lorient eledik. Arkasından Fransa'nın şampiyonu Lyon eledik. Kimse inanamıyor Denizli'ye yani. Bunların hepsini yaptık. Biz Porto'ya elendik. Mourinho'nun belki de ilk şeyiydi o. Türkiye'de ilk gelişiydi, Denizli'ye gelmişti. Orada elendik, onlar da zaten Avrupa şampiyonu oldular yani o takımda. Yani o yüzden ben orada başardım ama daha iyi şeyler yapabilirim. Şimdi daha iyi şeyler kesinlikle de yapacağım. Yani çünkü o zaman biraz daha tecrübe kazanıyorsun. Yani futbolculuk apayrı, teknik direktörlük apayrı. Ha bana hep soruyorlar, futbolculuk mu zor, teknik direktörlük mü zor? Tabii ki teknik direktörlük zor çünkü hiçbir şey sana bağlı değil. Yani sadece kadroyu kuruyorsun, çalıştırıyorsun, analizini yapıyorsun, her şeyi oyuncuna yüklüyorsun, oyuncunu sahaya yolluyorsun. Oyuncu şimdi orada yanlış yaparsa veyahut da ters bir şey yaparsa yapacak bir şey yok, her şey ona bağlı. Ama ben futbolcuyken hiçbir şeyden korkmazdım, her şey bana bağlı. Onun için her şey bana bağlı olduğun için de antrenör benden ne istiyorsa hocam, o bir istiyorsa ben iki katını yapıyordum. Yani çünkü çok seviyordum ve bir hedefim vardı, başarılı olmak. Onu da Allah'a şükür başardım. Yani ben Beşiktaş'tan başka hiçbir yerde de oynamadım. Sadece 20 yıl Beşiktaş'ta oynadım. Altyapıyla beraber 20 yıl sonra da güzel bir şekilde de bitirdim.
Hocam çok teşekkür ediyorum güzel sohbet için. Gerçekten ederim, çok keyifli bir röportaj oldu. Umarım daha sonra tekrar güzel röportajlarda bir araya İnşallah. Geliriz. İnşallah. Çok teşekkürler sağ hocam. Sağ olun. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay röportajımızın böylece sonuna geliyoruz.